Elektrik eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda zaman saatinin bağlantısını ve ayarı nasıl yapılır sizlere detaylı bir şekilde göstereceğiz. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmeyin butonuna basabilirsiniz. Sistemin çalışması için sadece yapmamız gereken 4 tane kablo bağlamamız gerekiyor. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi L yazan yere faz, N yazan yere ise nötr bağlantısını yapıyoruz. Aşağıda ise 1 ve 4 nolu uçlarımız mevcuttur. Bunlar ise kontak ucudur. 1 nolu ucumuza faz veriyoruz. 4 nolu ucumuzdan ise bizim cihazımızın akımı 16 amperdir. 16 ampere kadar bir alıcı bağlayacaksanız 4 nolu ucundan direkt çıkış alabilirsiniz. 16 amper ve üzeri bir cihaz çalıştıracaksanız 4 nolu ucundan bir tane kontaktör çektiriyorsunuz. Kontaktörün güç sisteminden ise alıcınızı çalıştırıyorsunuz. Bu şekilde de videolarımız mevcuttur. Açıklama kısmında linkini bırakacağım. Manda sigortasından bir tane kablo çıkartıyoruz. Şöyle siyah bir kablomuzu kumanda sigortasından çıkartalım. Çıkardığımız bu kabloyu biz zaman saatimizin L yazan kısmına bağlıyoruz. Zaman saatimizin N yazan yeri ise bizim nötr ucumuzdu. Oraya ise mavi kablomuzu bağlıyoruz. Biz kumanda devrelerimizde nötrleri mavi kablo ile ayırarak sizlerin kafasının karışmasını engelliyoruz. Aşağıda solda görmüş olduğunuz mavi klemenslerimiz bizim nötr dağıtım klemensleridir. Zaman saatinden gelen mavi kablomuzu yani nötr kablomuzu nötr dağıtım klemensine bağlıyoruz. Şimdi yine sigortadan bir tane kablo alıyoruz. Şöyle sigortamızı tekrardan gevşeltiyoruz. Buradan aldığımız kabloyu ise zaman saatinin bir nolu ucuna bağlıyoruz. Zaman saatimizin bir nolu ucuna geldik. Bir nolu ucuna bağlantısını yaptık. 4 nolu ucumuzdan ise kablomuzu çıkartıyoruz. Biz sizlere göstermek için bir tane lamba bağlayacağız. Lamba bağlayacağımız için de araya bir kontaktör kullanmıyoruz. Biz devremizde lamba bağlayacağımız için bizim buradaki lambalarımızın uçları aşağıda görmüş olduğunuz gri klemenslere bağlı. O yüzden biz zaman saatimizin 4 nolu ucundan çıktığımız kablomuzu buradaki lambamıza bağlamak için buradaki gri klemensimize bağlantı yapıyoruz. Lambamıza zaten nötrde sabit verdiğimiz için nötr bağlantısı şu an yapmıyoruz. Gelelim zaman saatinin ayarına. Şimdi önce lambanın yandığını sizlere göstereyim. Daha sonra ayarımıza geçeriz. Sigortamızı kaldırıyoruz. Şuradan da elle konuma gelmesini sağlıyoruz. Konuma geldiğinde kontak çıkışı vererek lambamız yanıyor. Şimdi ise ayarına geçelim. Ayarını yapmadan önce sizlere çalışmasından bahsedeyim. Şurada bir tane mekanizmamız mevcuttur. Şu en üstte I konumunu aldığında bizim şuradaki kontaklarımız yani aşağıdaki kontaklarımız sürekli çıkış verip sistemimiz çalışacaktır. Yani bir lamba bağlıysa lambayı sürekli yakacaktır. En alttaki 0 konuma çektiğimiz zaman ise biz buradan süre ayarlasak dahi hiçbir şekilde çıkış vermeyecektir. Yani biz siz lambaya müdahale edeceğiniz zaman sigortayı kapatmak istemiyorsanız sadece bunu 0 konumuna çekmeniz yeterli olacaktır. Ya da buradan bir ayar yapacaksanız bunu 0 konumuna çekmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra şu ortada saatle gösterilen kısma çektiğinizde sizin şuradaki ayarladığınız tırnaklara göre sistemimiz devreye girip ve çıkacaktır. Ardından şuradaki tırnaklara bakayım. Şimdi bir tane çekeyim sadece. Şöyle bir tane çekip de göstereyim. Bir tanesi için sol çektik. Şu gri olan her bir tırnak 15 dakika. Zaten şurada da bizlere dilim olarak göstermiş. Sırayla başlıyorum. Bu saat 6, 8, şurası 7. 6, diğer tırnak 6.15, ikinci tırnak 6.30, üçüncü tırnak 6.45, en büyük olan ise 7. Yani
6.45'ten sonra 7 geliyor. Şurası 8. Biraz ileri doğru çekeyim. Bakın saat 12, 10. Çift rakamlar var. Tek rakamların sağ şuradaki büyük çizgi olduğunu ifade edelim. Aşağı doğru çekemezsiniz. Yukarı yönde çekersiniz. Çünkü saat yönünde otomatik kendi çalışıyor. Bu zaman saatlerin ayrıca içerisinde pil mevcuttur. Kendi kendini şarj ettiğinden dolayı ise enerji olmadığında da buradaki zaman saatinin zaman ayarı bozulmamaktadır. Bozulmadığı için sadece bizim elektrik olmadığı için sistemimiz çalışmaz. Ama bu sadece içerisindeki piller kendi çarkının şöyle yavaş yavaş dakika cinsinden dönmesini sağlar. Ayarına geldiğimiz zaman ise şöyle yine ortada bir yerde göstereceğim. Bir tanesi solda. Biz hangi saati istersek çalışmasını şu tırnağı sağdan değil de sola çekiyoruz. Sola çektik. Şimdi bu 6 ile 6.15 arasındaki tırnak. 15 dakikada çünkü bir tırnak. Bu tırnağımız bizim 15 dakika yani saat akşam 6'dan 6 içeri geçecek kadar bizim sistemimizin çalışması için çıkış verecektir. Çalışmasını istediğimiz tırnağı sol tarafa çekiyoruz şu şekilde. Çalışmasını istemediğimiz saat aralığını ise sağda bu şekilde bırakıyoruz. Niye mi? Şu görmüş olduğunuz krem rengi parça şu griye denk geldiği zaman şu alt kısmında bunu böyle yukarıya doğru çeken çekmeye çalışıyorum. Şöyle çeker bakın çıt sesini duyuyorsunuz. İçerisindeki switch vasıtasıyla buradan çıkış verdirmektedir. Biz saat 6 ile 7 arasında sistemimiz çalışsın istiyorsak 6 ile 6.15 çektik. İkinci tırnağımız çekiyoruz. Şöyle çok çekerseniz geride atabiliyorsunuz. Şöyle iki tırnak yaparsak 6.30. Bir tırnak daha gönderirsek şöyle 6.45. Bir tırnak daha gönderirsek yani 4 tane gönderirsek 7. Yani bizim şu anda ayarladığımız sistem 6 ile 7 arasında çalışacaktır. Biz şimdi bunu nasıl bırakacağız? Şu anda mesela saat tam 18.00. Ama bu burada. Bunun normal şu aşağıda olması gerekiyor. Elimizle böyle götürüyoruz. Tekrardan 18'e gelmesini sağlıyoruz. Şöyle sağ elimle yaparsam daha kolay yapacağım. 18'e yaklaşacağı zaman ben de biraz yavaşlayacağım. 16, 18'e doğru geliyor. 17, 18. Bizim 18 rakamı şurada tam gözüküyor hemen hemen. Yani şu çizgi, yani şu krem rengin dokunması noktasına geldiği zaman bırakacağız. Yavaş yavaş hareket ediyorum. Şu an çünkü bakın şöyle bakarsak 17.45'e falan denk geliyor. Şu krem rengi tam 18.00'a denk geldi. Burada geldiği zaman ise şöyle zaten buradan switch'imizi kaldırıyor ve şu an çıkış veriyor. Misal şu an saat 22. 22 nasıl ayarlayacağız? Geliyoruz. Yavaş yavaş çekiyoruz şöyle. Bakın şu krem rengi noktası tam 22'ye denk geldi. Yani 22 olarak ayarlıyoruz. Ayarı bu şekilde. Şu an değil, konum saatimiz neyse konumumuzu burada bırakıyoruz. Saat cinsinden bırakırsak zaten sistemimiz çalışıyor. Önemli olan neydi? Sol tarafa çekersek sistemimizin çalışması izin verir. Sağ tarafta bırakırsak tırnaklarımızı sistemin çalışmasını istemez. Biz hangi saat aralığını istiyorsak tırnaklarımızı sol tarafa çekeceğiz. Her bir gri tırnak 15 dakikadır. Tüm markalarda ayarı aynıdır. Şu an 20. Şimdi ise enerji vererek sistemimizi deneyelim. Sigortamızı açıyoruz. Bizim burada dediğim gibi bir konumunu alırsak lambamız sürekli çalışacaktır. Sıfır konumunu alırsak süreye gelse dahi çıkış vermeyecek. Birazdan göstereceğim. Saat konumunu aldığımızda ise şöyle bir saat konumunu aldık. Tırnak denk gelirse lambamız yanacak. Ben şu anda süreyi beklemiyorum. Çünkü 15'er dakika olduğu için şöyle sağ cinsinden ayarlıyorum. Bakın şu anda
Şuradaki soldaki traktörden geldi. Buradaki mandalımız yukarı doğru çıktı. Sivice bastı. Kontak değiştirdi. Ve lambamız yandı. Saat sayıyor. Ben şu an 50 bitireceğim. Saat süresi bittiği zaman ise buradaki son tırnaklarımızı geçti ve lambamızı söndürdü. Şimdi ise sıfır kurumunu alacağım. Bakın şeyden getireceğim. Traktörden getireceğim. Bakın şu an tırnakların üzerinde ama sıfır kurumu olduğundan dolayı lambamız yanmıyor. Saat kurumunu aldığımız zaman ise görmüş olduğunuz gibi yanıyor. Ayarı bu kadar basit. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da size için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmeyen butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.